Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Haftanın gündemi bugün çok yoğun. Farklı farklı konularımız var. Sinop'ta gerçekleştirilen atışlarda kullanılan 400 kilometre menzilli füze, Yunan denizaltısının yakalanan periskop görüntüsü, Türk Hava Yolları'nın yeni teslim alacağı A350 ve dış pazarda neler oluyor, yangın söndürme uçakları ve hurdaya çıkan bazı uçaklar var. Bir taraftan da sivilde bir başka konumuz Boeing 737 Max krizi. Ve tabii ki Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan bu çatışmalarda Ermeniler bir TB2 Bayraktar'ın kamera sistemini gösterdiler. İşte düşürdük biz dediler. Bu gerçekten bir düşürülme görüntüsü mü yoksa başka bir şey mi? Bugünkü videomuzu gündem konularına ayırdık. Hazırsanız başlıyoruz. Önce en son videodan başlarız çünkü bu videoyu hazırladığımız saatlerde bir haber düştü ve sitemiz tolgozbek.com'a koyduk bu haberi. Ermenistan bir Bayraktar TB2 vurduğunu iddia ederek o TB2'nin kullandığı Kanada'dan gelen Westcam imalatı MX-15 kamerasını sergiledi ve işte biz TB2'yi düşürdük dedi ve arkasından bir tartışma başladı. Bu tartışmaya savunma sanayi konusunda araştırmalar yapan Arda Mevlütoğlu çok önemli bir noktayı hemen koydu. Bunu Palavra direktörü içerisine soktu. Dedi ki tamam bu MX-15 kamera doğru, görüntü doğru. Gerisi nerede bunun? Yani bir şeyi propaganda amaçlı kullandığınız zaman o insansız hava aracının işte kamerasını da gösterirsiniz, kanadını gösterirsiniz. Örneğin kuyruğundaki Azerbaycan'ın bayrağını gösterirsiniz. Bunlar yok. Bu kamera nereden geldi? Soru işareti. Bir de tabii ki günümüz savaşlarında görüntüler çok önemli. Sahadaki çatışmaların yanı sıra bir de sanal alemde bir savaş var. İki tarafta görüntüler paylaşıyor bununla ilgili ama Azerbaycan'ın paylaştığı görüntüler o kadar gerçek ve hepsi ayrı ayrı hazırlanmış. Ayrı ayrı çekilmiş olayları öyle bir güzel sırayla veriyor ki bu konuda Azerbaycan açıkçası Ermenistan'ın nasıl sahada ağzını kapatıyorsa sanal alemde de ağzını kapatmış durumda. O yüzden Ermenistan tırnak içinde saçmalamaya başlıyor. Şimdi kamerayı gösterdiniz. Bu kamera nereden geldi? Muhtemel bu kamerayı Rus istihbarat birimleri tarafından Ermenistan'a verildiği iddiaları var ortada. Nereden gelmiş olabilir? Suriye'deki operasyonda tabii ki TB2'ler düştü. Dehşet bir iş yaptılar orada. Keza Libya'da aynı şekilde. Orada da tabii ki bazı kayıplar oldu. Bayraktar düştü. Veya Suriye'de mesela Anka düştü ama yok ettikleri sistemler o düşme maliyetlerinin kat ve kat üzerinde. Muhtemel biliyorsunuz Türkiye ve Kanada arasında bu MX-15 Westcam konusunda bazı sıkıntılar var. Örneğin Kanada'da yaşayan Ermeni lobisinin bu konuyla ilgili çok ağır baskıları oldu hükümete. Westcam fabrikasının önüne gittiler, orada eylem yaptılar falan derken Kanada siyasi bir adımla sonuçta şimdi Kanada hükümette seçimler geliyor, oy alacak. Onların da gönlünü hoş tutmak adına dedi ki işte Türkiye bunları ihraç edemez. Ben bu konuyla ilgili bir ambargo getiriyorum Türkiye'ye dedi. Bu getirince tabii bu MX-15'i sergilemek bu konuda onların böyle elini güçlendireceği zannedilirken MX-15'in arkasına motor görüntüsü olarak İsrail yapımı Harpy. Harpy nedir? Kamikaze drone. Hava savunma sistemlerine radarlara karşı atılan bir drone, kamikaze drone. Çok alçaktan uçuyor. Yapısı nedeniyle çok alçaktan uçması nedeniyle pek radarlara yakalanmıyor ve o radar emisyonu takip ederek hedefini yok ediyor. Bayraktar motoru diye Harpy'nin motorunu gösteriyorlar. Harpy'nin de motoru gayet basit bir işte 35-50 beygir arasında çalışan çok basit bir motor yapısı. Bu motor tabii ki TB2 ayakta tutacak durumda değil. Bari bir Rotax bulun da onun enkaz görüntüsünü paylaşın ama Ermeniler gerçekten çok kötü iş yapıyorlar. Her düşürülen Su-25'in arkasından Türk Hava Kuvvetleri bunları düşürdü diyor ama herhangi bir radar izi yok. Ki Türkiye fiili olarak bu savaşa katılmıyor çünkü Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri gayet kendi operasyonlarını yapıyor, kararlarını veriyorlar. Bu konuyla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Yani Ermenistan'ın bu iddiası Arda Mevlütoğlu'nun Twitter'dan takip ederseniz tabiriyle Palavra dedektörüne çok kötü yakalanmış durumda. Gelelim Sinop'taki atışlara. Geçen haftanın gündemi ve bu gündemle ilgili hem YouTube videosu hazırladık hem de sitemiz tolgozbek.com'da bunlarla ilgili haberler yaptık. Bu atışlar gerçekten gündem oldu.
İşte öncelikle araçlar Ankara Mürtet'ten Sinop'a gitti. Kurulum gerçekleştirildi. Bu giden araçlara baktığımız zaman 5 farklı radar sistemi var. Bu radar sistemlerin hepsinin Sinop'a gittiğini gördük. Daha sonra sistemler kuruldu ve geçtiğimiz Cuma günü sosyal medyaya yansıyan 3 atış gerçekleştirildi. Acaba hangi füzeleri attık diye merakla beklerken sitemizin yazarlarından zaman zaman da video yapıyoruz. Hakan Kılıç böyle nokta gibi bir açıklama yaptı. Dedi ki Hakan Kılıç, atılan füzelerden bir tanesi 40NE6 olarak adlandırılan S-400 içindeki en uzun menzilli füze, ki menzili 400 km olan bir füze olduğunu söyledi. Zaten mantıklı olan, bir sistemi aldığınız zaman, ki farklı farklı füzelerden oluştuğunu söylemiştim size, bunları düzgün bir şekilde test etmek. Test bir yandan personelin eğitim kalitesini yukarı doğru çekerken, eksiklikleri ortaya çıkartırken, diğer taraftan da sistemin aktif olduğu bilgisini yayıyorsunuz. Bu test tabii çok ses getirdi. Henüz daha resmi bir işte Amerika tarafından şuradan buradan gelmiş bilgiler yok ama Rusya'dan enteresan bir haber çıktı. Haberin de kaynağı çok belli değil açıkçası. Bir havacılık sitesi deniyor Rusça yayın yapan. Onlar da diyorlar ki işte test başarısız oldu. Şimdi bu konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'na sormak lazım ama herhangi bir resmi açıklama olmadı. Herhangi bir sıkıntı olsa da bence Türkiye ile Rusya arasında bunlar kesinlikle gündeme gelirdi diye tahmin ediyorum. Sonuçta Türkiye bu sistemi almaya ihaleye çıktığı zaman Rusya'dan bir teklif aldı. Bu önemli bir adımdı. Daha sonra alım anlaşması yapıldı. Arkasından bunlar Türkiye'ye geldi ve teslim edildi. Ve tabii bunların da bir sonucu olarak Türkiye nasıl satın aldıysa, teslim aldıysa depoya koymak değil, bunu atarak bir adım attı. Sinop'un niye seçildiğini, ne yapıldığını, ne edildiğini zaten hazırladığımız diğer iki videoyla da sizlere belirtmiştik. Merak eden arkadaşlarımız, linklerde o videolar var. Oraya tıklayıp daha detaylı bilgi alabilirler. İki askeri konunun arkasından bir sivil konuya doğru dönelim. Türk Hava Yolları yeni bir uçak tipini 21 Ekim'de teslim alıyor. Uzun menzilli, çift motorlu, çift koridorlu Airbus A350-900 serisi bir yolcu uçağı bu. 327 koltuk kapasitesiyle gerçekten hani Türk Hava Yolları'nın uçuşlarını Avustralya kıtasına kadar götürebilecek uzun menzilli bir yolcu uçağı. Bu arada Türk Hava Yolları bu uçağında 280 ton maksimum kalkış ağırlığı, yani normalden yaklaşık 6,5-7 ton daha fazla yük taşıyabilen bir versiyonunu tercih etmiş. Bu da demek ki kargo veya taşıdığı yakıt açısından daha ileri gidecek, kapasitesi biraz daha yüksek bir model olarak gözüküyor. Şimdi bu uçak geliyor ama Türk Hava Yolları bir süredir bir sessizlik içerisinde. Malum koronavirüs salgını nedeniyle hava yolları tarihlerin en kötü dönemini yaşıyorlar ama şimdi bir bakıyorsunuz bu kötü dönem pazarlama yapmayacağınız anlamına da gelmiyor. İşte bir bakıyorsunuz Singapur Hava Yolları Airbus A380 yolcu uçağını uçurmuyor ama yerde yolculara yemek verip bilet satıyor. Örneğin First Class'ın $400 gibi bir bilet fiyatına başlıyor. Burada oturuyorsunuz, 2 saat o yemekleri yiyorsunuz, işte kabin memurları size hizmet ediyor. Sanki uçuyormuş gibi hissediyorsunuz. Ama diğer taraftan da ekonomist örneğin yaklaşık $30 civarında. 2 gün düzenlenecek bu organizasyon biletleri 30 dakikada tükenmiş. Singapur Hava Yolları bir 2 gün daha bu organizasyonunu uzatmayı hedefliyor. İşte öbür tarafta bakıyorsunuz Katar Hava Yolları tam vegan menüler veriyor. Veya meme kanserine dikkat çekmek için havada bir kurdele çiziyor. Tamamen kadın uçuş ekiplerinden, kadın pilot ve hosteslerden oluşan bir uçuş ekibiyle görev yapıyor. İşte öbür tarafta bakıyorsunuz İngiltere'de British Airways 747'lerini emekli ediyor. Her uçak için neredeyse ayrı bir tören yapıyor. İşte Lufthansa'ya bakıyorsunuz. Oktoberfest vardır Lufthansa'nın da ana sponsoru oldu Almanya'da. Oktoberfest için geleneksel kıyafetlerle kabin memurları uçakta görev yapıyor falan gibi birçok halkla ilişkiler ve pazarlama faaliyetleri var. TY biraz sessiz bu konuda. Keza Pegasus da çok sessiz. Sun Express sessiz. Zaten özel hava yollarımızın durumu da, ki charter bunlar, tarifesiz sefer yapıyor işte. Honor Air, Corendon, Tailwind, Freebird gibi şirketlerimiz de çok önemli bir filonun kısmı yerde artık uçmuyor ve gerçekten ne olacak diye biz de merak ediyoruz. Hava yolları Türkiye'nin turizminin, Türk ekonomisinin ana taşıyıcılarından. Bu kriz elbet bir gün bitecek ama inşallah hava yollarını kaybetmeyiz. Çünkü bu hava yolları hem istihdam sağlıyor hem de ekonomimize çok ciddi katkıda yapıyor. Sadece konu hava yolu değil, havalimanı işletmecilerimiz var. Hava yollarında teknik hizmet veren şirketler var. Bırakın onu, havalimanında tost büfesi var veya havalimanında yolcu taşıyan taksi şoförü var. Gerçekten yüz binlerce kişi ekmek yiyor buradan. Umarım sektör en az zararla bu krizi aşar diyorum.
Geçen haftanın bir enteresan gelişmesi ise Yunanların denizaltısının Ege'de yakalanmasıydı. Yunanlarda 214 tipinde bir denizaltı var Almanlara yaptırdıkları ve bu denizaltı su üzerine çıkmadan çok uzun süre su altında gidebiliyor ve görülmez denizaltı. Bizim hayalet denizaltımız var dedi. Epey de Yunanistan bunun reklamını yapıyordu. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait deniz karakol uçakları ve insansız hava araçları bu denizaltıyı çok güzel yakaladılar. Hem de al size bu gündüz görüntüsü, al size bu gece görüntüsü diye Milli Savunma Bakanlığı bu resimleri paylaştı. Gerçekten hani Yunanların bir balon daha söndürülmüş oldu. Bu nasıl oluyor? Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz karakol uçaklarımız, Deniz Kuvvetleri'nin envanterinde 6 adet CN-235 var. Bir de insansız hava aracı sistemlerimiz. İşte Anka'lar var, bir de TB2'ler var. Bölgede yoğun olarak uçuyorlar ve adeta böyle deniz üzerinde bakmadıkları santimetre kare yok. Ve takır tıkır bu denizaltıları takip edip noktayı koyuyorlar. Bir de tabii şöyle bir bilgi vermek istiyorum ben bununla ilgili. Bazı arkadaşlarımız geçtiğimiz günlerde deniz kuvvetlerine teslimatları planlanan, başlaması planlanan ki işte 15 yıldır beklenen bir projeydi. Meltem 3'teki ATR-72 uçakları tanıtmıştık. Videoyu da yine LinkedIn'den bulabilirler. Bu deniz karakol uçakları yerlerine İHA'ları mı bırakacak? Hayır, bunlar farklı farklı konseptler. Birinde insan var. Akustik olarak dinliyor, anında karar verebiliyor ve bu deniz karakol uçakları işte torpidolar, sualtı bombaları gibi silaha sahipler. Anında nokta atışı yapabiliyorlar. Zaten geçtiğimiz NATO tatbikatlarından birinde de yine bu deniz kuvvetlerimize ait CN-235'lerden biri bu Yunan denizaltısını tespit etmişti. Demek ki bazı efsaneleri böyle balon gibi arada patlatmak iyi oluyor. Gelelim Boeing 737 Max uçaklarına. Boeing'in uzun zamandır başı bu uçaklarla dertte. Niye? Çünkü iki ayrı kaza, hayatını kaybeden 253 yolcu ve mürettebat var. Gerçekten çok acı bir hata ve uçakta bir yazılım problemi var. Bu uçaklar yaklaşık 1,5 yıldır yani 13 Mart 2019'dan bu yana uçamıyor. Bir yandan da işte Boeing yenileme sistemlerini, işte özel yazılımları, koruyucu sistemleri geliştirdi. Önce Amerikan Havacılık Otoritesi FAA'nın onayına sundu. Hatta geçtiğimiz günlerde FAA Başkanı ki eski bir Boeing 737 pilotu uçtu bizzat uçakla, test etti. Arkasından Avrupalı Otorite EASA bir açıklama yaptı. İşte uçakların muhtemel Kasım sonu, Aralık başı gibi tekrar uçacağı yönünde. Demek ki bu problem çözülmüş gibi gözüküyor. Bakalım nasıl çözüldü, ne yapıldı, bunların cevabını önümüzdeki günlerde göreceğiz. 737 Max'ler nedeniyle Boeing 19 milyar dolar zarar etti. İşte ödenen tazminatlar, aksayan imalat süreci falan dehşet bir problem. Bunların arkasından çözülmesiyle birlikte örneğin 12 uçak var Türk Hava Yolları'nın yerde bekliyor. Bir uçak da Kore'nin onda var. 13 uçak Türkiye'de bekliyor. Artı 12 uçak da Türk Hava Yolları'na teslim edilecekti. İmalat bantından yapılmıştı, bekliyor. SunExpress'in uçakları var. Bu uçakların teslimatlarının başlaması ve bir an önce yolcu taşımaya başlaması lazım ama her işin başı emniyet. Zaten havacılık otoriteleri buna emin olmasalar muhtemel böyle bir adıma da onay vermeyeceklerini düşünüyorum. Gelelim son konumuz yangın söndürmeye. Geçen haftanın çok gündeme gelen konularından biri de Türk Hava Kurumu'nun satışa çıkardığı yangın söndürme uçaklarıydı. Türk Hava Kurumu yaklaşık 5-6 yıl önce yanlış bir adım atarak elindeki M18 Dromader tipi tek motorlu yangın söndürme uçaklarını parçalarıyla ilgili yaşanan bir yönetimsel aksaklık nedeniyle, ki bu yönetimsel aksaklık şöyle oluyor, bu parçaların durduğu bir depo var, o depo taşınırken bütün evraklar kayboluyor, karışıyor her şey. Sivil Havacılık Genel Müdürü de yaptığı denetimlerde takılan bir parçanın nereden geldiğini, işte faturasını, stok numarasını işletmeci bildirmek zorunda sivil havacılığa. Bildiremediği için bu uçaklar yere indi. Daha sonra işte pilotları kaybedildi, teknik ekibi kaybedildi ve uçaklar havacılık tabiriyle ground oldu. Yani yere bağımlı hale geldi. Arada böyle terimleri kullanıyorum. Havacılık terimlerinde bunları öğrenmeniz amacıyla. Bu uçaklar kullanılamadığı için arkasından zaten Türk Hava Kurumu o dönemde CL-215 serisi amfibik uçakları almıştı. 5'er ton kapasiteli. Bu uçakların kullanımı devam etti ama Türk Hava Kurumu'nun işte yönetim hataları, Orman Bakanlığı ile o krizi yönetememesi, devam ettirememesi, arkasından yaşanan ekonomik darboğaz derken Türk Hava Kurumu'nun yangın söndürme filosu ground olmuş, yere inmiş durumda. Şimdi Türk Hava Kurumu aynı zamanda bir vakıf, bir devletin kontrolünü alan bir kuruluş. Kayyum var şu an yönetiminde. O 11 uçağı hurda olarak satmak üzere resmi gazeteci ihalesini paylaştı. 11 uçağı aynı zamanda uçamayacak durumdaki 3 adet CL-215 de eklendi.
Vay Türkiye'nin yangın söndürme filosu. Tabii ki biz de bu konuyu çok dikkatli takip ediyoruz. Yanan her ağaç bizim de yüreğimizi yakıyor ama bu uçaklar uçamayacak durumda. Nasıl bir formülizasyon yapılır? Tabii ki bunlarla ilgili raporların hazırlanması lazım. Mühendislerin bir şey söylemesi lazım. Otoritenin bir söz söylemesi lazım. Ve her şeyden de önemlisi bunların söylenebilmesi için bir paranın gelmesi lazım. O para şu an Türk Hava Kurumu'nda yok. Umarız gelecek dönem içerisinde bu para bulunur. Türk Hava Kurumu tekrar hayata kalkar. Bir yandan asli görevlerini unutmayan, asli görevi Türk Hava Kurumu, Atatürk tarafından kurulmuş bir kurum. Türk gençliğine havacılığı sevdirmek. Bunları yaparken yangın uçakları da heba olmaz diye düşünüyoruz. Bunlar çok önemli kavramlar. Bu tartışmaya da böyle bir bilgi vermek istedim. Yangın söndürme ile ilgili bir başka konu ise Türkiye'de ilk defa bu yıl Mi-26 yangın söndürme helikopteri kullanıldı. İşte bu helikopterler ağırlıklı işte Rusya, Ukrayna gibi daha Doğu bloğu ülkelerinden kiralanıyor. Çoğu Rus yapısı. Mi-8'ler var. Kamuka-32'ler var yangın söndürmede Türkiye'de uzun yıllardır kullanılan ve Türkiye bu ihtiyacını kısa dönemli olması nedeniyle kiralama yöntemiyle seçiyor. Kiralanan helikopterlerden biri de Mi-26'ydı. Kartal kod adına sahip bu helikopterin özelliği ise dünyanın en büyük sivil helikopteri olması. Devasa bir helikopter ve 15 ton su kapasitesine sahip. İşte sepetiyle alıp böyle ormanı söndürüyor. Aynı zamanda helikopter 20 ton kargo taşıyabiliyor 15 ton yerine veya kabininde 90 tam teçhizatlı asker taşıyabilecek devasa bir helikopter. Bu helikopter farklı bölgelerde görev yaptı. En son görevini Milas'ta, Muğla yakınlarındaki Milas ilçesinde tamamladı ve ülkemizden ayrıldı bu helikopter. Bazı yangınlarda da işte arazi yapısı nedeniyle çok büyük olması, işte yangını da bazen körüklediği iddiaları da ortaya atıldı ama Orman Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili verdiği bilgi de Mi-26'nın, dünyanın en büyük helikopteri olan Mi-26'nın başarıyla kullanıldığı ifadesini paylaştı. Evet, bu hafta sizlere biraz havacılığın gündem konularını hakkında kısa kısa böyle hap bilgiler vermek istedim. Çünkü konu çok fazla. Her gün bir video yapmak adeta imkansız. Bu 6 konuyu 6 video yapsak hafta bitti. Bir de öbür haftaya döndük ama gündem çok yoğun, yetişemiyoruz. Böyle ara ara güncel değerlendirmeleri sizlerle paylaşmak üzere bu tür şeyler hazırlıyoruz. Lütfen bize sorularınızı yorum olarak yazın. Aynı zamanda sorularınızı yollamak isterseniz veya şirketler için, işbirlikleri için info@tolgozbek.com mail adresimizi kullanabilirsiniz. Katıl tuşuyla kanalımıza destek verebileceğiniz gibi detaylı havacılık ve savunma haberlerini de tolgozbek.com sitesinden takip edebilirsiniz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.